Arkadaşlar selamlar herkese. Yeni videoma hoş geldiniz. En son videomda ses problemi yaşamıştık. Umarım bu videoda yaşamayız. Tekrardan bir düzenledim. Pervane çıktı. Pervaneyi falan kapattım. Şimdi sizlere güzel bir video çekeceğim inşallah. Bu videoda arkadaşlar konumuz kas dengesizliği. Şimdi bir arkadaşımız bana soru sordu. Sağ kol, sol kol eşitsizliği, göğüs eşitsizliği, omuz eşitsizliği. Ben nasıl bir yol izledim? Size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar, herkeste olan bir durum bu. Hiç şey yapmayın yani. Hani şimdi bana salona gelen arkadaşlarımız soruyor. Diyor hocam, kas dengesizliği var, nasıl önüne geçebilirim falan. Hemen böyle bir telaşa kapılıyor. Yani telaşa kapılacak bir durum yok. Bu olayı zamanla çözeceksiniz. Bende de vardı ve hala var. Yarım santim falan var kollarımın arasında şu anda. Bu herkeste olan bir durum. Bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Şöyle çözeceğiz. Öncelikle fazla setler, fazla tekrarlar yapmanıza gerek yok. Yani ne bileyim, sol kolu küçükse daha çok çalışayım tarzında çalışmanıza gerek yok. Mesela sağ kol, sol kol dengesizliğiniz var. Ne yapalım? Mesela barbell curl yapmayın. Dumbbell'lı hareketlere geçin. Tekli çalıştırabileceğiniz hareketlere. Kolunuz tükenecek. Zaten küçük olan kolunuz, zayıf olan kolunuz birkaç tekrardan sonra tükenmeye devam edecek. Tükenecek. Tükendikten sonra siz onun üstüne gideceksiniz. Tekrarını tamamlayacaksınız. Yani yapıyorsunuz 10 tekrar. Bu kolunuz devam ediyor. 11 tekrar oldu, 12 tekrar oldu. Ama bu tekrar kolunuzdaki güç bitti. Yani 8. 7. tekrarda bitti. Siz bunu tamamlamaya gayret edeceksiniz. Ben bir de şöyle yapıyordum. Tekrar yaparken zayıf kolumla başlıyordum. Zayıf kolumla bitiriyordum her zaman. Ama her zaman tamamlıyordum. Dediğim gibi barbell curl hareketini yapmıyordum. Dumbbell curl'le devam ediyordum. Bu şekilde tamamlıyordum. Her zaman yani zayıf kolunuzun tekrarını tamamlayın. Yarıda bırakmayın. Kesinlikle tamamlayın. Bu zamanla düzelecek zaten. Merak etmeyin. Bazı arkadaşlarımızın göğüs dengesizliği var. Mesela onda da dumbbell press yapın, bench dumbbell press. Bench dumbbell press yaparken mesela yine sol kol ya da sağ kol, neresi küçükse işte orası zayıf kalacak, yarıda kalacak hareket. Onu tamamlamaya gayret edin. Ya da tek çalışın. Tek çalışırken sol tarafınızla başlayın. Sol tarafla bitirin mesela, sol kol zayıfsa, sol göğüs zayıfsa. Ben genelde böyle bu şekilde yaptım, üstesinden geldim. Göğüslerde de vardı dengesizlik, kollarda da vardı. Aslında bunun da asıl sebeplerinden biri normal yaşantımızda sürekli aynı kolu kullanmamızdan kaynaklanıyor. Ne bileyim, bir diş fırçalarken zaten böyle bir iki dakika diş fırçaladığında omuz ağrımaya başlıyor, omuzunuz falan uyuşmaya başlıyor. Ne bileyim, sürekli sağ elle iş yapmak falan. Ben sağlığım mesela, sürekli sağ elle iş yapıyoruz falan. Bu da bu kolumuzun daha fazla çalışmasına sebep oluyor. Ne bileyim, ağır iş yapanlar mesela. Ağır iş yapanlar sürekli sağ kolunu kullandığı için sağ elle ağırlıkları kaldırıyor, solla kaldırmıyor. Bu kol zayıf kalıyor. O yüzden bu çözülmeyecek bir durum değil. Bu durum üstesinden gelinebilir bir durum. O yüzden dediğim gibi mesela kollarda eşitsizlik varsa o eşitsizliği tekli hareketlerle çalışarak mesela dumbbell curl yapıyoruz, uzatma. Bunu mesela solla yaptığımızda, burada 12 tekrarı yaptık rahat bir şekilde. Solla yaptığımızda mesela 8. tekrarda kaldınız değil mi? Kalkmıyor. Onu birazcık dinlenin ve tamamlayın. Yarıda bırakmayın. Biraz daha omuz dengesizliğinden bahsedelim, kas dengesizliğinden. Mesela bu omuz biraz daha iri duruyor. Bu omuz biraz daha zayıf duruyor. Onu da aynı şekilde bar hareketlerinden değil de mesela seated dumbbell press, omuz dumbbell press hareketini uygulayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi zaten dumbbellları aldığınızda zayıf olan adale çabuk tükenecek. Diğeriyle tükenen adaleyi tekrarını tamamlayacaksınız. Yarıda bırakmayacaksınız. Bazı arkadaşlarımız yarım bırakıyor mesela. 8. tekrarda adale tükeniyor, güçten düşüyor. Ondan sonra biraz dinlendikten sonra onu tamamlayın. Bırakmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bunun üstesinden gelinebilir bir durum yani. Telaş yapmanıza gerek yok. Yeni başlayan arkadaşlarımız da sürekli aynı soruyu soruyor çünkü. Diyor, bu dengesizlik başladı falan. Hemen bir telaşa kapılıyorlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sorularınız varsa yorum kısmına bırakırsanız ben de bu şekilde video çekerek cevaplayayım. Kendinize iyi bakın.